Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ne kadar ilginçtir. Çok uzun zamandır sanki liste yapmıyormuşçasına bugün yeni bir listeyle karşınızdayız. Nedir bu liste? Filmlerdeki en iyi açılış jenerikleri. Hani daha önceki programımızda dedik ya, açılış sekanslarıyla açılış jenerikleri arasında bir kavram karmaşası var. O sebeple hızlı bir şekilde açılış jenerikleri hakkında konuşacağız. Listemiz biraz uzun ama dediğimiz gibi yine çeşitlenecek bir liste var karşımızda. Hiç vakit kaybetmeden benim için listenin kralı olan, kralı hemen aradan çıkartayım, Terminator 2 Judgment Day. Özellikle o alevler içerisindeki o muhteşem kıyamet manzarası olarak görebileceğimiz muazzam jenerik ki öncesinde biliyorsunuz bir Future Wars vardı. Future Wars'u takiben de bu alevler içerisindeki jenerik ve Terminator 2'nin o artık nasıl diyeyim duyduğumuz andan itibaren gaz ölçümünü yapamayacağımız muazzam jenerik müziğiyle döşeli harika bir işçilik var karşımızda ve böyle güzel bir jeneriğin tamamen organik bir şekilde hayata geçirilmesi de bizi ayrıca etkilemiştir. Sanırım hayatımda beni en çok etkileyen açılış jeneriği Terminator 2'nin açılış jeneriğidir diyorum. Ona hakkını teslim edip zor olanı kenara atıp devam ediyorum. Neredeyse Terminator kadar sevdiğim bir örnekle Sergio Leone imzalı The Good The Bad and The Ugly ile devam ediyorum. Yani buradaki zaten biliyorsunuz beyazdan kırmızıya dönen bir ekran ve bugün bize birazcık primitif gelebilir teknik açıdan ama tatlış bir animasyonla, tatlış bir western animasyonuyla süslü, Ennio Morricone tınılarıyla bezenmiş muazzam bir intro var karşımızda. Temelde yer yer püskürtme tekniğiyle böyle bir yağlı boya üzerinden geçiş yapılıyormuşçasına karakterleri gördüğümüz, birazcık film negatifini de andıracak bir görsel olarak karakterleri gördüğümüz ve sonrasında da sanki böyle linol baskıya nakşedilmiş gibi görünen çeşitli profillere yer veren ilginç, güzel ve zaten hafızalarımızla mıh gibi çakılmış bir başka jenerik örneğidir. Sergio Leone imzalı The Good, The Bad and The Ugly jeneriği. Geliyoruz Seven'a. David Fincher imzalı Seven'ın jeneriği kendisinden sonraki pek çok seri katil filmi jeneriğine de ilham olmuştur diyebiliriz. Çoğunlukla yakın plan detayları gördüğümüz ve o yakın plan detaylarında gayri nizami el yazılarıyla birlikte jeneriğin temel unsurlarını oluşturduğu bir yapı var karşımızda. Her görüntüye sirayet eden bu detay planlar hani muhtemelen John Doe'nun işlemiş olduğu cinayetlerin öncesi ve sonrasına hazırlık süreci, yani saçma sapan bir ince işçilik var karşımızda. Buradaki işçilik tıpkı David Fincher'ın Seven'da yapmış olduğu işçiliği andırmaktadır. Genellikle rahatsız edici, kaşıntı verici bir açılış jeneriği olduğunu söylesek hiç de yanlış olmaz. Şimdi James Bond'un temelde bütün jenerikleri muazzamdır ama neden bilmiyorum, benim için Casino Royale çok farklı bir yerde diyebilirim. Yani siz buraya bütün James Bond filmlerini yığdım varsayın. James Bond filmlerinin hiçbirini ayırmadım, kayırmadım varsayın ama Casino Royale'in yeri bende birazcık daha farklıdır. Özellikle Chris Cornell imzalı You Know My Name şarkısı ki benim şahsen en sevdiğim Chris Cornell şarkılarından biridir. Böyle bütün jeneriğe hakim İskambil destesi ikonları, böyle diyeceğim bunlara. Kısmi olarak live action ve tamamıyla iki boyutlu animasyon çeşitlemesinin birbirini sarmaladığı, Bond'un patakladığı her adamı İskambil ikonu şeklinde avellediği gayet dinamik, gayet keyifli, grafik öğeler açısından da gayet eğlenceli bir açılış jeneriği vardı karşımızda diyoruz. Geliyoruz Pembe Panter'e. Bence iki boyutlu açılış jeneriklerinin atası gibi bir şey diyebiliriz. Yani temelde grafik unsurların devamlılığı, işte ne bileyim işte kapının tabancaya dönüşmesi, atıyorum tamamen, işte elin daha sonra pençeye dönüşmesi gibi orijinal Pembe Panter kültünden çok fazla şey teslim alan bir açılış jeneriği var burada. Dolayısıyla daha sonraki yıllarda benzer kalıptan çıkmış gibi görünen animasyon jeneriklerinin temel ilham kaynağı Pembe Panter'dir. Burada da Dedektif Clouseau'nun Pembe Panter'in peşinde koşturduğu, keyifli gösterenlere sahip eğlenceli bir kısa bir animasyon gösterisi vardır karşımızda. Geliyoruz Delicatessen, yani şarküteri. Jean-Pierre Jeunet'in alameti farikalarından biri. Kendisini de çok özledik. Yani uzun zamandır şöyle keyifli bir yapımda karşımıza çıkmıyormuş gibi hissediyorum. Çıktıysa da benim haberim yok. Öncelikle zaten delişmen karakterimiz Clapet'in keserinin sivri ucuyla bizzatihi olarak, seyirci olarak tanıştıktan sonra perdede pek de alışılmadık bir şarküteri rafı görürüz. Yani burada işte genellikle şarküterinin suç unsuru olarak bulundurabileceği şeyler ya da cinayetten arta kalan malzemeleri böyle standart bir şarküteri listesiymişçesine bir şarküteri rafında geziyoruz ama o şarküteri tam olarak bizim aradığımız şarküteri rafı değil. Son derece keyifli close-up'larla eğlenceli eğlenceli bir açılış jeneriği olduğunu söyleyebiliriz. Geliyoruz Gone in 60 Seconds. 60 saniye. Nicolas Cage'in 60 saniyesinden bahsediyoruz. Temelde Nicolas Cage'in oynadığı karakterle işte kardeşinin karakterlerini hatıralar, fotoğraflar, onların kullandıkları, onlarda anısı olan eşyalarla çoğunlukla close-up şeklinde, takip şeklinde görürüz ve bütün bu takip sırasında da Moby'nin Flowers şarkısı çalmaktadır. Birazcık şarküterinin girizgahını da andırmaktadır. Yani özellikle bu close-up takipli açılış jeneriklerinin güzel bir örneği vardır karşımızda. Sonrasında da zaten bombastik bir araba kaçırma sahnesiyle sonlanacaktır bu açılış jeneriği de. Geliyoruz Catch Me If You Can'e. Bence piktogramlı açılış jenerikleri içerisinde kendine has bir dili olduğunu söyleyebiliriz. Hani buna benzer çok fazla yapı kullanıldı. Evet, ama burada özellikle yine Pembe Panter vari bir havayla, o ruhiyatla ana karakterimiz Big Nail'in yolculuğunu görürüz. Genellikle dikey ve yatay desenlerin asimetrik bir şekilde yerleştirilmesinden oluşan lezzetli grafik öğelerle süslenmiş, keyifli mi keyifli, yani bütün hikayeyi de böyle çerez niyetine anlatan, özetleyen bir açılış jeneriği vardır karşımızda. Geliyoruz bir diğer keyifli açılış jeneriği olan Thank You For Smoking. Benim de gerçekten favorilerimden biridir bu arada. Özellikle 70'ler sigara paketi grafikleri eşliğinde bir paketten diğer pakete hızlı geçişler eşliğinde isimler verilmektedir. Tex Williams imzalı olan keyifli mi keyifli Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette şarkısı eşliğinde gayet tatlış bir açılış jeneriği görürüz. Hemen hemen her sigara markasından görsel bir öğenin kullanıldığı ve adeta insanı sigara içmeye davet eden garip bir jenerik vardır karşımızda. Geliyoruz Kiss Kiss Bang Bang'e. Yine bir animasyon jenerik var ama bu sefer daha çok 40'lı yıllara ait Fransız noir estetiğinin hakim olduğu, hızlı bir şekilde yapıların oluştuğu dinamik bir animasyon örneği var. Danny Yount'un yaratıcı direktörlüğünde gerçekleştirilen bu animasyon çok dinamik bir mizansenler bütünü olarak okunabilir. Hani biraz tanıdık gelebilir bize Casino Royale, ne bileyim Mad Men, Pembe Panter ya da Catch Me If You Can gibi, ama yine de Kiss Kiss Bang Bang'in kendine ait bir grafik dili olduğunu, animasyon dili olduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece animasyon diye de bunlara benziyor demek çok da doğru, çok da adil bir söylem olmayacaktır arkadaşlar. Sürekli animasyondan gittik, birazcık böyle ritmi değiştirelim. Deadpool'a gelelim. Deadpool'un bütün sırnaşıklığını, bütün yıl ışıklığını bu kadar keyifli bir şekilde vermesi adına de yaklaşık yarım saat sonra yaşayacağımız o anın dondurulmuş versiyonu vardır. Gerçekten güzel bir fikirdir ve jenerik boyunca da bu fikirlerin hepsinin son derece hınzır bir şekilde jenerik yazılarına da sirayet ettiğini görürüz. Yani Deadpool'un aksiyon halindeyken dondurulmuş saçma sapan bir anı vardır ve bu anın o kadar kısa bir an olduğunu o ana geldiğimizde, o ana dönüş yaptığımızda anlayacağızdır. Ama sadece grafik açıdan değil, grafik açıdan bizi çok fazla eğlendirir buradaki durum, buradaki o zincirleme saçmalık, ama dediğim gibi jeneriklere sirayet eden o şakacılık, hatta belli açıdan hak teslimi de, ki biliyorsunuz senaristler filmin gerçek kahramanları şeklinde bir hak teslimiyeti de vardır orada. Sezar'ın hakkını Sezar'a veren muazzam keyifli bir jenerik vardır karşımızda. Geliyoruz Enter the Void'e. Benim favorim diyemem ama yine de avantgard bir örnek olduğunu söylemek lazım. Gaspar Noé'nin hastalıklı zihnine giriş niteliği taşıyan bir yapı var karşımızda. Özellikle o renk değerleri sürekli değişen bold yazılar ve okunması imkansız bir ritimle akan bu trafik beynimizi oyan bir white noise eşliğinde, yani adeta canımızı çıkaracak bir deneyim sunar. Yani Gaspar Noé'nin o izleyiciyi gıdıklama, hatta izleyiciyi neredeyse taciz etmeye varan bu görsel saldırısı en başta Enter the Void'in açılış jeneriğinde kendisini yeteri kadar hissettirmektedir. Geliyoruz Adventures of Tintine'e. Yine bir animasyon örnek var karşımızda ama burada Herg'in Tenten'ini daha çok silüet halinde gördüğümüz, yani orijinal Tenten modeline, orijinal Tenten çizimlerine çok yakın, bütün o geleneği gerçekten de kucaklayan, teslim alan bir yapı var karşımızda. Aslında bu bir bakıma da bu animasyon jeneriklerin aynılığına bir delik açma çabası da var Spielberg'ün. Filmin genel iddiasına göre biraz basittir ama böyle kimi zaman panellere ayrılan dinamik bir figürasyon vardır. Keyiflidir yani. Herg'in taşıdığı tüm değerler ufak bir değişiklikle izleyiciye verilir ve karşımıza keyifli bir Tenten mizansencikleri topluluğu çıkar. Geliyoruz Fargo'ya. Kuzey Dakota'nın kör edici karlı havasıyla açılan bir film var karşımızda. Carter Burwell imzalı o etkileyici müzik ve tamamıyla kendiliğinden doğal olan o beyaz fonun üzerine bol aralıklı, bol daktilo fonlarıyla gelir ve karşımızda yavaş yavaş bize doğru yaklaşan, aheste aheste bizi bir sonraki adımda gerçekleşecek garip olaylar silsilesini hazırlayan bir araç görürüz. Tüm güzelliğini tamamen bu basitlikten alan bir açılış jeneriği vardır diyebiliriz. Geliyoruz Space Jam'e. Yani Space Jam'in jeneriğine baktığımızda Jordan'ın yeniden baskete dönüşünün müjdesini veren, hatta onun PR'ını yapan bir çalışma vardır karşımızda. Arşiv görüntülerinden derleme hızlı ve bol smaçlı bir Jordan biyografisi diye okunabilir bu. Bütün jeneriğe de Quiet City DJ'sin Space Jam şarkısı eşlik eder. Yani ardı ardına smaçlar sıralayan Jordan'ı izleme keyfi hem basketbolu bir önceki merhalede bırakmış olmasının getirdiği o özlem duygusunu giderir, hem de gerçekten de bir hoş geldin senfonisi görevi görmektedir kendisi. Geliyoruz Drive'a. Yani Drive benim çok da böyle hastası olduğum, sevdiğim, benimsediğim bir içeriğe sahip değil. Özellikle buradaki ayrıksı noktası Kavinsky'nin Nightcall adlı eserini hayatımıza sokmasıdır. 80'ler retro estetiği, pembe el yazmaları ve Ryan Gosling'in yalnız ve depresif dünyasına atmış olduğu bu adım parça parça bakınca çok akılda kalıcı, çok keyifli değil, ama bir bütün olarak bakınca evet etkileyici bir açılış jeneriğiydi dersek, yani buradakilerin birkaç adım gerisinde ama yine de koyabiliriz listeye. Kendi kendime bu izni vermeyi layık gördüm. Geliyoruz Watchmen'e. Sanırım Watchmen'in en güzel taraflarından biri de açılış jeneriğiydi. Özellikle o Minutemen ve sonrasındaki süreçte yaşanan yakın tarihsel olayları da vurucu bir şekilde vermektedir ve zaten Zack Snyder'dan aşina olduğumuz o slow motion içinde kaldık ağabeyin en işlevsel olduğu, en işlevsel göründüğü jeneriklerden biri vardır karşımızda. Aynı zamanda hem Watchmen adına heyecan verici, hem de bazı açılardan da tarihsel süreçte yaşanan o bazı olayların gerçekliği açısından da irite edici bir tarafı vardır. Yine de akıllara mıh gibi kazınmış bir jenerik vardır karşımızda. Girl with Dragon Tattoo'ya baktığımızda tabii ki David Fincher'ın imzasını taşıyan Girl with Dragon Tattoo, Ejderha Dövmeli Kız jeneriğinden bahsedeceğiz burada. Likit bir gösterenler listesi var karşımızda, ama zaten David Fincher'ın genellikle hani Fight Club'ta da yapmış olduğu, aslında sabit gösterenlerin üzerine konumlandırdığı bu isimler neden bilmiyorum ama bize bir ilgi çekici gelmiştir. Ejderha Dövmeli Kız'da da gerçekten masif bir giriş vardır. Yani bizim temel olarak orijinal Ejderha Dövmeli Kız'dan taşınacağını düşündüğümüz değerlerin çok dışında bambaşka likit bir animasyon kaplamalar ve live action karışımı leziz bir giriş jeneriği vardır burada da. Evet arkadaşlar, yani yapısı gereği filmlerin açılış jenerikleri hakkında uzun uzun konuşabilmek çok da mümkün değil. Genellikle arka arkaya dizilmiş görsel silsilesi olacak gibi geldi bu liste bana. Başlangıçta bu kadar çiğ bir liste olacağını, daha doğrusu sunumun bu kadar çiğ olacağını düşünmemiştim ama jenerikler üzerine de konuşacak çok da fazla bir şey bulamadığımıza inanıyorum. Bizde yarattığı duyguların daha da değerli olduğuna inanıyorum. O yüzden bunu bir hatırlatma ve daha farklı jenerikleri, belki de hiç haberdar bile olmadığımız jenerikleri keşfetme programı olarak düşünürsek daha da amacına hizmet eder gibi geliyor bana. Mesela atıyorum Zombiland'in de jeneriğinin gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum ama burada yer almasına karar veremediğim, bunu dillendiremediğim, kelimelere dökemediğim bazı sebepler var. Benzer şekilde Cabin in the Woods'u da mesela keyifli bir jenerikti ama listeye alsam hakkında ne konuşabilirdim, ne söyleyebilirdim? İşte oradan el çıkıyor, oradan pençe çıkıyor, oradan kurt adam gibi bir şey çıkıyor gibi gevelemelerden ibaret olacaktı. Dolayısıyla jenerikler üzerlerinde çok da fazla konuşulacak değil, deneyimlenecek detaylar olduğu için hakkında uzun uzun konuşamadım arkadaşlar. Kusura da bakmayın bu konuda. Evet arkadaşlar, bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.